Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda uzaylıların olup olmadığını, eğer görürseniz ne gibi tepkiler verebileceğinizi ve NASA'da çıkan görüntülerin doğru olup olmadığını sorduk. Bakalım ne gibi cevaplar aldık, hep beraber izleyelim. Bence uzaylıların var olduğunu düşünüyorum. Bu NASA tarafından da kanıtlanmış bir şey çünkü. Astronotlar uzaya çıktıkları zaman hani birkaç tane fotoğraf çekmişler. Tanımlanamayan cisim de zaten belli oluyor. Küçük bir cisim havada böyle gidiyor, renkli ışıklar falan saçıyor. Çekmişler yani, bunun kanıtlanmış bir. Hatta bizim pilotlarımız da çekmiş galiba bunu. F-16 uçuşları sırasında hani pilotlar bakıyor etrafına, yanında bir cisim görüyorlar. Zaten daire şeklinde. Adamlar bunu teyit etmişler yani. Kanıtlanmış bir şey olduğunu düşünüyorum. İnanmıyorum yani açıkçası. Zaten evren çok büyük bir kavram yani. Bir sürü de gezegen var. Yaşam formu olarak bizim olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Kim ne olur, herhalde ılımlı davranırım ona ya sonuçta. İlk düşmanla bir tavır sergileneceğini düşünmüyorum. Zaten o da bizi tanımaya çalışır. Bir empati kurar herhalde. Çünkü farklı bir yaşam formu. Hiç saldıracağını düşünmüyorum. İnanıyorum ya. Ben görüyorum, hep o görüyorum. Görüyorum. Vallahi abi fake olabilir. Ama bilmiyorum. Vardır ama ya. Bizim için koca evreni mi yaratıldı yani? Çağırırım abi, çay içeriz ya. Yok yok abi ya, adam gelmiş ta o kadar yok. Biz misafirperver milletiz. Olmaz bizde öyle şey. Abi var bence ya. Bir sürü galaksi var bizim galaksimizden başka. Sonsuz evren var. Bilmiyorum, vardır bir iki tane. En azından bir tane vardır. Çoğun büyük ihtimal fake'tir onlar da. Sinyal gelse biz anlarız onları falan da. Ben görmeden inanmam, böyle bir salyalı malyalı. Şahsen kaçarım ben ya. Korkarım ben, o nedir ya. Davet etsem de çay bardağını yer onlar. Onlar şey yapmam. ne içti de belli. Asit masit salgılar, bir şey yapar. Korkarım ben onlar. Risk almaya gerek yok ya. Abi şimdi biz Türkiye'de yaşamız için görmediğimiz için bilmiyorum yani. Bilmediğim için yok diyorum yani. Valla şimdi televizyonda olan her şey çoğu şeye ne yalandı diyebilirim. Hep yapmacık, bilgisayar üstünde biliyorsun. Ne yapabilirim ki ben? Yani tepki olarak şimdi yürümüyorlar, uzayda yürüyorlar. Eğer gerçekten en azından tehlikeli bir şey olmasa normal yolunda giderim ben. İnanıyorum. Bir de yani 51. bölge falan da var yani. Muhtemelen gerçekler. Ya tanımak isterim aslında ya. Konuşurum, evet. Var olduğunu düşünüyorum. Ya onlara pek inanmıyorum ben ya. Biraz öyle geliyor sanki. Bilmiyorum ki. Hiç düşünmedim öyle bir şey. Yok canım, o kadar da değil. Yani bu şimdi sizin sorduğunuz soruya göre değişik bir yaratık olduğunu düşünüyoruz ki o yüzden bir soruyoruz değil mi? Bize benzemediklerini düşünüyorum. Herhalde sorarım, bilmiyorum valla. Milyonlarca gezegen var. Bunların küçük bir çapta bir dünya var yani. Bu dünya içerisinde canlılar var. Olduğuna inanıyorum yani. Hayır, inanmam buna ya. Tamamen hani yapmaya çalışıyorlar. Göstermeye çalışıyorlar daha doğrusu. Ama ben şuna inanıyorum. Hani biz nasıl onları araştırıyorsa onların da araştırdığını düşünüyorum. Bir uzaylıya karşı tepkim ne olabilir ki? Türkçe biliyorsa biz dostuz. Valla şimdi evren geniş bir şey. Bu kadar genişlikte de yalnız olduğumuza ben inanmıyorum. Dolayısıyla birileri var, elbette var. Ama onu biz keşfedemeyiz. Büyük bir ihtimalle onlar bizi keşfeder. Bu konuda atılan somut adımlar ve bize yansıtılmayan şeyler de ilgimi çekiyor yaşanır. Ya ben en son işte NASA'nın kazara saldığı görüntüleri izledim. İşte ayın karanlık yüzünde oluşan yapılar ve orada hani savaş topu tarzındaki şeyler falan varmış. Onlara baktım. Bilmiyorum, gerçek de olabilir ama bu kadar yakında olduğunu zannetmiyorum. Bu kadar yakında olsaydı en azından bir şekilde biz de bir atak yapardık. Gel bir rakı içelim derim ya. Sıkıntı yok, İzmir burası. Masaya oturtursun, rakıyı içirsin, adam olup olmadığını o zaman anlarsın burada. Ayıp ediyorsun. Tabii yani, oturacağım bir rakı içeceğim, bakalım neymiş ne değilmiş, huysuyu neymiş. Bakacağız. Kızı bile rakı içirmeden vermiyoruz biz ya. Ne yapıyorsun sen? Uzaylılar yani güzel bir soru. Şimdi düşündüğümüzde yani başka çağlarda uzayda yaşayan olma ihtimali yani yüksek olabilir. İnanıyorum yani başka türlü insanlar bulunabilir. Tepkim yani belki heyecan ya da bir daha korkutucu olabilir görmediğimiz için. Olur. Aynen. İnsanlar görmediği için yani şimdi de yani çok merak ediyoruz. Uzaylılar var kesinlikle. Olduğunu inanıyorum ama bizden neden kaçtıklarını anlamıyorum. Bence birlikte yaşayabiliriz. İyi vakit geçirebiliriz birlikte. Çok eğlenebiliriz. Onları buraya davet ediyorum. Kendimi de oraya davet ediyorum. Eğlenceli olabilir yani. Görüntülere inanmıyorum aslında. Görüntülere inanmıyorum ama uzaylılara inanıyorum. Bence uzaylılar var. Kafam trilyonken denk gelse bir şeyler ısmarlamak isterim herhalde. Ayıkken denk gelse bir tepki vermem yani, her zamanki gibi yoluma devam ederim. Var, inanıyorum. Bilime göre inanıyorum. Hepsine inanıyorum. Niye tepkim olsun ki? O da insansa, insan olduktan sonra niye tepkim olsun ki? Şimdi ne diyeyim yani? Bir şey demeye hakkım var mı? Birilerinin bana bir şey demeye hakkı var mı? Benim de birilerine bir şey demeye hakkı olsun. Bu ülkede düşünen herkese taş atıyorlar. Düşünebilen herkes suçlu, kötü, yanlış veya onlar gibi düşünmeyen herkes, farklı düşünen herkes kötü. Bilime kapalı, medeniyete kapalı, çağdaşlığa kapalı, hala hurafelerle dünyayı idare etmeye çalışan insanların bulunduğu bir ülkeyiz. Başka bir şey değiliz ki yani.
Uzaylılar var tabii, diye olmasın ki. Tabii inanıyorum. Mesela kara deliğe kadar gidemedik galiba. Gittik mi kara deliğe kadar? Gidemedik. Tabii ki yani gökyüzünde binlerce yıldız var. Biz de zaten bir gezegenin içindeyiz ki. Biz de bir gezegenin içindeyiz. Tabii ki uzaylı sayılırız. Yani uzayda neden olmasın ki? Çünkü uzayda hayat olduğuna inanıyorum ben. Uzaylı olduğuna da inanıyorum. Çünkü bazı insanlar böyle depresyon geçiriyor veya bazı insanlar böyle bir cinnet geliyor, bilmem ne geliyor ya. Bence uzaylıların dünyaya göndermiş oldukları bu ışınların etkisinde kalıyorlar yani. Biz uzaylıların etkisinde kalıyoruz. Bazı olayların böyle gelişiminde. Bu savaşlarda bile. Tabii savaşlarda bile uzaylıların etkisi var diyorum ben yani. İnsanların birbirini öldürmesinde uzaylıların etkisi var diyorum. İnanıyorum tabii, niye olmasın? Çekilmiş olabilir. Niye olmasın ki? Ama tabii onlar bizden daha üstün oldukları için bize görünmüyor olabilirler. Yani bazı kişilere görünüyorlardır da bize görünmüyor olabilirler. Ama bizden kat kat üstünler yani. Bence zeka açısından falan kat kat üstünler yani. Altıma yaparım herhalde. Korkudan. Çünkü hiç uzaylı görmedim. O anda salarım herhalde yani. Nasıl sorayım ya, o anda elim ayağım titriyor. O bana sorar, nereye gidiyorsun? Yol geçen hanımı lan burası. Git yürü evine, dön buradan. Ben bir tane uzaylıya inanıyorum. O da Mustafa Topaloğlu ya. Felsefesi güzel ya. Evet arkadaşlar, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Siz de verilen cevapları gördünüz. Bizi ekrandaki adreslerden takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoya like atın, yorum atın. İşte bir şeyler yapın kafanıza göre. Ben de bu arada uzaylıların gerçekten olup olmadığına bir bakıp geleyim bir koşu.